Geçtiğimiz haftalarda Rene Kulio'yu anlattığımızda Volkswagen Kedi'nin de anlatılması konusunda bizden bir isteğiniz, talebiniz olmuştu. Bize biraz Volkswagen Kedi grubuyla alakalı şöyle bir bilgi verelim istedik size. Biz motor seçeneklerine göre bu motorları kısaca, daha doğrusu bu Kedi'nin versiyonlarını anlatacağız. 4 ayrı başlık altında topladık. Esasında çok daha fazla motor seçeneği var dünya çapında yaygın olan. Ama bizim ülkemizde çok fazla kullanılan, çok fazla tercih edilen veya ülkemize çok fazla talep gören bulunan 4 motoru inceleyeceğiz. Öncelikle STI motor şeklinde ilk üretilen kedilerde düz turbosuz motor konulu, 75 beygirlik motor konulu. STI motor demek turbosuz motor demektir, bilginiz olsun. Bazen kediyi alıp, yani bir kedi, Volkswagen kedi alıcısı olarak bize geliyorsunuz. Biz diyoruz ki bu arabada turbo yok, bu STI motor. Orada öğrenmiş oluyorsunuz. Sahibi de bilmiyor bu arabada turbo var dediği oluyor. SDI yazıyorsa arkasında bilin ki bu araba düz turbodur. Düz motordur, turbo değildir. Bilginiz olsun. STI motorlar bu şekilde 75 beygirlik, biraz daha çekişi düşük, hantal motorlar. Sonrasında zaten Volkswagen bunu gelen talepler doğrultusunda geliştirdi. Binek araçlarda ve Volkswagen Transporter'da çok yaygın kullandığı ve uzun süre ürettiği nispeten kuvvetli ve güçlü motorlar, dayanıklı motorlardan bir tanesi olan 1.9 TDI 105 beygirlik 240 Nm'lik motora çevirdi kediyi. İyi bir motor olduğunu söyleyebilirim. Transporter'la kıyaslayacak olursak ciddi kilometreler yaptığını, 300 bin, 400 bin rahatlıkla devirdiğini biz görüyoruz. O anlamda iyi ve uzun ömürlü bir motor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Hatta 200 binden sonra, 130, 150 binden sonra yazılım uygulamalarının yapıldığı, bunun da ciddi anlamda performansı hala cevap verebildiğini, motorların bu kadar dayanıklı olduğunu gördük. Biz defalarca 1.9 TDI motorda, kedilerde yazılımla 150 beygir, 180 beygir, 190 beygir, hatta zorlanır 200 beygire kadar çıkıldığını görüyoruz. Bu da motorun mukavemetiyle alakalı bir durum. Her ne kadar yazılımsal olarak bu kadar yüklenmek motora zarar verse de mukavemeti iyi olduğu için motorlar bunlara bir süreliğine daha ciddi anlamda cevap verebiliyorlar. Bu tip yazılımlara cevap verebiliyorlar araçta. Bu 1.9 TDI motorlar genel olarak çok yaygın. Hala kullanılıyor. 2004-2005'li yıllardan sonra 2010'a kadar üretildi. Uzun bir süre üretildi. Çok da ciddi sıkıntıları yok. Sadece ülkemizde bakım eksikliğinden kaynaklı işte turbo yağlanmaları, enjektör arızaları gibi durumlar veya kalitesiz yakıttan ötürü bazı hatalar çıkabiliyor ama düzgün kullanılıp bakımı yapıldığı takdirde pek de kullanıcısını üzen motorlar değil. Ki 1.6, 1.3 cay kodlu motora göre. Biliyorsunuz 2010 yılından sonra Volkswagen kendini geliştirip 1.9 hacimi küçülttü. 1.6 hacimde Volkswagen diğer gruplarında 105 beygir, Volkswagen Kedi de 102 beygirlik, 250 Nm'lik, yani 250 torkluk motor adapte etti araca. Gayet de güzel oldu. Eski versiyona göre baktığımızda biraz daha sessiz motorlar. Baktığımızda yalnız biliyorsunuz daha erken dönemlerde enjektör hatası çıkarabilen, hepsinde %100 çıkacak diye bir şey yok ama belli bir kısmında 60, 70, 80 bin kilometre aralığında enjektör arası verebilen, EGR hatası verebilen, biraz da kullanıcısını usandıran araçlar. Biliyorsunuz bu kedilerin kullanım amacı aile için olduğu kadar ticari maksatlı. Sabah adam yükünü almış, gidecek, yola çıkacak, bir anda enjektör arızası veriyor. Biraz daha yolda olan arabalar ve iş maksatlı kullanılan arabalar olduğu için bu tip hatalar biraz can sıkabiliyor. Maalesef bunlar 1.6 TDI cay kodlu motorların ortak sorunu. Erken dönemlerde enjektör hatası verebilme problemi var ve EGR hatası verebilme dönemi var. Sonrasında Volkswagen bu motoru 2.0, 102, 140, 170 beygir şeklinde tekrar yorumladı. Tekrar değiştirdi diyelim bu motorları. Yeni motorlarda da direkt olarak bir enjektör veya farklı bir kronik arızadan ziyade en çok duyulan, şikayet edilen konu yazılım güncellemesi adı altında servislerin yapmış olduğu uygulamalar sonrasında araçların eskisi gibi çalışmadığı, kullanıcı yorumlarına göre daha sesli çalıştığı, fanın çok daha sık, fan soğutmanın çok daha sık devreye girdiği gibi yorumlar geliyor, şikayetler geliyor. Aracın eskisi kadar performansı iyi olmadığına dair. Göreceli tabii bunlar. Direkt olarak kalkıp ölçüp de
öncesinde yazılım, öncesi yazılım sonrası diye, yani yazılım değişikliğinden sonraki durumunu ölçüp tespit ettiğiniz bir nokta yok ama hani yurdun farklı yönlerinde kullanılan kedilere baktığımızda, kedi kullanıcılarıyla konuştuğumuzda, ki bu videoyu çekmeden önce bununla ilgili bir araştırma yaptık. Sadece ezber anlatmadık veya bizim kendimizin kontrol ettiği araçlar üzerinden kedileri yorumlamadık. Baktığımızda farklı farklı kullanıcılarla konuştuğumuzda, farklı farklı motorları kullananlara baktığımızda böyle bir algı, böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yeni nesil motorlarda 2015 yılı sonrasındakilerde servise gittiğinizde herhangi bir nedenden ötürü, örnek veriyorum, cam mı değişik? Başına gelmiş arkadaşlarımız. Cam değişimde bile işte bu arabayı yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor şeklinde yola çıkarak yazılım güncellemesini yapıp ondan sonra aracın eskisi gibi çalışmadığı dair şikayetler var. Hatta birçoğu yazılım güncellemesi yaptırmayın diye de bunun altını çizerek uyarıda bulundu. Bilginiz olsun. Bizim şu anda motor anlamında kedi ile ilgili 4 versiyonu anlatabilecekleriniz bunlar. Onun dışında zaten kedinin kullanım konforunu biliyorsunuz. Kedi biraz daha binek araç tadında bir multivan, ticari araç. Kombi ve kargo şeklinde kullanılıyor. Genellikle baktığımızda ülkemizdeki araçlar biraz daha kombi. Yani ailenin bindiği tipe yönelik. Yani hafta içi araç sahibi bir esnafsa ufak tefek taşıma işlerini görürken hafta sonu ailesiyle gezebilecek tarzda bir araç baktığımızda bu daha yaygın. Yani kombi olarak kullanılması daha yaygın bir araç. Tek dikkat edilmesi gereken, eğer ki siz bunu direkt olarak iş için kullanacaksanız, örneğin inşaat işte, dekorasyon işe uğraşıyorsanız, ara ara işte birkaç torba çimento, alçı gibi şeyler koyacaksanız, kediler biraz daha bu durumda naziktir. Bir Doblo'ya göre veya bir Ford Connect'e göre biraz daha naziktir. Hani biraz daha binek araç tadında araçlardır. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Onun dışında DSG şanzıman seçeneğiyle, yani otomatik şanzıman seçeneğiyle rakipleri olan işte Doblo'dan veya işte diğer modellerde Connect'ten bir tık öne çıkan bir araba. Biraz daha konfora yönelik bir araba ve gerçekten de binek araç tadı veren bir araba. Bizim bildiklerimizi aktarabileceklerimiz kediyle alakalı bunlar. Yine sizden gelecek bir soru olursa onunla alakalı tekrar size bu videonun altına yorum yaparsanız cevap da verebiliriz. Herkese iyi günler.